Ben bu akşam yemeği Muzaffer Bey'le baş başa yemek istiyorum. Ne demek şimdi bu? Beni duydun. Bu akşam seni bu masada istemiyorum. Saçmaladığının farkında mısın sen? Saçmalarım, saçmalamam. Keyfimin bileceği iş. İstersen kal. Ben de Muzaffer Bey'e Ramazan'la bana yaptıklarınızı anlatayım bir. Nereye hemşire? Yemeyecek misin sen? Midem bulanıyor. Biraz uzanacağım abi. Peki. Otur lütfen. Eline sağlık. Afiyet olsun beyim. O da hazır mı? Hazır. Gel benimle. Nereye? Gel. İtiraz yok. Vehiye burayı çalışma odası olarak kullanırdı. Ben ne yapacağım ki çalışma odasını? Ne mi yapacaksın? Sana gelen mektupları burada okuyacak, yazışmalarını burada yapacaksın. Kim mektup yazacak ki bana? İleride çiftlik işlerini Halide'den devraldığında, yani bir iş kadını olduğunda göreceksin. Sevmedin mi yoksa? Yo, sevdim ama. Ama? Behiye Hanım'ındı ya burası. Artık seni. Hadi, geç otur. Demek bu odayı da sana verdi ha? Ne var? Ne istiyorsun? Şu sofrada yaptığın tehdit. Hazır eline bana karşı kullanabileceğin bir fırsat geçmişken iyi değerlendirmeye bak. Çünkü eninde sonunda seni göndermek için sıra bana gelecek. İşte o zaman ilk seferki gibi hata yapmayacağıma emin olabilirsin.
otelden içeri girdiğimde bir an şaşkınlığımı gizleyemedim. Ortalık bomboştu. Bütün lokali kapatmıştı Muzaffer. Sanki bir rüyada gibiydim. Üzerimde ilk defa giydiğim yeşil tuvaletim, boynumda Muzaffer'in hediyesi gerdanlığımla bir prenses gibi hissediyordum kendimi. İçeri girer girmez anlamıştım zaten Muzaffer'in niyetini. Heyecanla o anı beklemeye başladım. Bana evlenme teklif edeceği anı. Yemeğimizi yemeye yeni başlamıştık ki Muzaffer bir garsonu yanına çağırdı. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Orkestra o anda bizim şarkımızı çalmaya başladı. Cheek to cheek. Sonra Muzaffer cebinden küçük bir kutu çıkarttı. Yüzüğe görür görmez aşık olmuştum. Hakikaten de eski insanların dediği gibi yıldızlardan kopmuş bir parçaydı o mavi elmas. Sonsuz aşkın gerçek sembolü. Sonunda gözlerimin içine bakarak benimle evlenir misin diye sordu. Kendimi naza çekmek aklıma bile gelmedi. Bir an bile düşünmeden evet dedim. Müsait misin hemşire? Tabii ki abi. Sana söylemem gereken bir şey var. Hı hı. Çok önemli bir karar aldım. Ve bu kararımı saygıyla karşılamanı bekliyorum. Senin kararlarına her zaman saygı duyduğumu biliyorsun. Âlâ. O halde Güllü'ye evlenme teklif etmem seni rahatsız etmeyecektir. Umarım bu kararı vermeden önce iyi düşünmüşsündür. Düşündüm. Evet. Behiye'nin ruhuna saygısızlık ediyorum diye düşündüm önce. Çünkü ona aşktan da öte bir tutkuyla bağlıydım. Ve bunu ancak onun kadar güçlü bir tutku yok edebilirdi. İşte şimdi ben bu tutkuyu Güllü'ye karşı hissediyorum. Behiye yengeme olan tutkunu anlayabiliyorum. Ancak Güllü'ye karşı hissettiklerin bil ki seni bir felakete sürükleyecek abi. Nasıl böyle söyleyebilirsin Halide? Niçin bize bir fırsat vermiyorsun? Niçin bu kadar karşısın bu ilişkiye? Çünkü ona karşı duyduğun his, tutku falan değil. Bir erkek iki kadını da aynı aşkla, aynı tutkuyla sevemez. Güllü'nün zayıf kişiliğinde Behiye yengemi arıyorsun. Olmaz bu abi. Hiçbir zamanda olmayacak, anlasana. Ben kararımı verdim hemşire. Ve bunun için senden onay falan da beklemiyorum. Sadece haber veriyorum. Uyandırmadın değil mi? Yok, hayır. Ne oldu? Niye suratın asık? Yok bir şey. Bu akşam büyük kulübe gidelim mi? Sıkıntılı günler geçirdin. Biraz rahatlar, eğlenirsin ha? Şey, bilmem ki. Canım, bilmeyecek ne var? Ama senden bir ricam var. Neymiş? Gel benimle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.